Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzeti harika bir çorba olan çeşminigar çorbası yapacağız. Eğer bu çorbayı daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, çorbamız için klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı kırmızı mercimeğe ihtiyacımız var. Ben mercimeği güzelce yıkayarak süzdüm ve şimdi küçük bir tencereye alıyorum. Daha sonra üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ve daha sonra sık sık karıştırıp kontrol etmeyi ihmal etmeden pişirmek üzere kısık ateşe alıyorum. Ve mercimeğimi iyice yumuşayıp pişene kadar yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirdim. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi bir tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı alıyorum. Ve üzerine küçük küçük doğramış olduğum bir tane soğanı ilave ediyorum. Ve soğanları kısık ateşte arada sırada karıştırarak kavuruyorum. Ve soğanları gördüğünüz gibi yumuşayana kadar kavurdum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve unla beraber de sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 2 dakika kavuruyorum. Unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırıp kavurdum. Şimdi içerisine az önce haşlamış olduğumuz mercimeği ilave ediyorum. Ve daha sonra bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve şu an oldukça yoğun bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Ben bugün çorbamda tavuk suyu kullandım. Fakat sizler et suyu da kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi varsa. Evet, bir çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 2 su bardağı kadar tavuk suyu ilave ediyorum. Ve tavuk suyuyla beraber de güzelce karıştırdıktan sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Ve çorbamı pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçirdim. Şimdi yine bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ve içerisine 1,5 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Sütle beraber de güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra bu şekilde bir taşım kaynatıyorum. Bu arada benim tavuk suyumda tuz vardı. Sizler bu aşamada çorbanız kaynadıktan sonra çorbanın tuz durumuna göre tadına bakarak tuzunu ilave edebilirsiniz. Ben kaynadıktan sonra çok az miktarda bir tuz ilave ettim. Evet, çırpma teliyle güzelce karıştırdım ve kıvamına bakıyorum. Bu arada mercimek çorbası durdukça kıvam alan bir çorbadır. O yüzden sizler çorbanın kıvamına bakarak her aşamasında kaynar su ilave edebilirsiniz. Ben kepçeyle şöyle bir karıştırıyorum. Kıvamı oldukça güzel. Fakat katı olduğunu hissederseniz söylediğim gibi kaynar su ilave edebilirsiniz. Evet, çorbamı güzelce karıştırıyorum ve bu aşamada baharatlarını ilave edebiliriz. Bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber ilave ederek güzelce karıştırıyorum. Ve iyice karıştırdıktan sonra ben terbiyesini hazırlayana kadar çorbamı kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum.
Evet, çorbam kısık ateşte kaynamaya devam ederken ben de bu arada 2 adet yumurta sarısına yarım limon suyu ilave ederek küçük bir çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Ve daha sonra kaynamakta olan çorbaya bir yandan karıştırarak ilave ediyorum. Ve terbiyesini ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Daha sonra bir taşım kaynatıp altını kapatıyorum ve çorbamı dinlenmeye bırakıyorum. Evet, çorbamın altını kapattıktan sonra biraz dinlendirdim ve artık servise hazır. Şu anki kokusunu da duymanızı çok isterdim gerçekten. Şimdi hemen bir kaseye alıyorum. Bu arada tereyağında biraz naneyi kızdırarak hazırlamıştım ve çorbanın üzerine gezdiriyorum. Artık çorbamız servise hazır. İnanılmaz lezzetli, şahane bir çorba gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok beğeneceksiniz. Özellikle bu Ramazan ayında kesinlikle denemelisiniz. Yiyen herkesin tarifini isteyeceği şahane bir çorba gerçekten. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.